Herkese günaydın. Piyasa masasıyla karşınızdayız. Gizem Uzunar Gençlük'te beraber. Gizem günaydın. Günaydın. Bilanço sezonu yavaş yavaş artık sonuna geliyoruz. Oradaki rakamlar nasıl? Hangi şirketler sektörler öne çıktı? Öte yandan bakıldığında yine bugün önemli şirket haberleri var. Borsadaki açılış beklentilerinin hepsini Gizem'le konuşacağız. Ama onun öncesine gidelim bir piyasalara bakalım. Ahlaç Yatırım'da Tonguç Erbaş bizimle olacak. Genel Müdür Yardımcısı. Tonguç Bey hoş geldiniz yayına. Şimdi ABD ve Çin arasındaki özellikle bu ticari görüşmelerde yavaş yavaş anlaşma olabileceğine dair umutlar. Öte yandan Dünya Sağlık Örgütü ilk defa tünelin ucunda ışık var dedi ve 9 aşı çalışması şu an ön onaya tabi. Dolayısıyla bu haberler biraz zannediyorum piyasaları bugün destekleyecek. Risk iştahı için pozitif ama siz nasıl karşılarsınız? Özellikle TL varlıklardaki negatif ayrışma dışarıdaki olumlu tabloya rağmen devam eder mi? Evet Güzem, günaydın. Yani şunu söylemek gerekiyor. Son 3 ay içerisinde pandemi sonrası işte normalleşen bir sosyal yaşam diyebilirsek Haziran sonrasında aslında aşı çalışmaları için işte zaman zaman 1-2 yıl, 3-4 yıl gibi zaman aralıklarından bahsediliyordu ama görünen o ki herhalde tahmin ediyorum yani özellikle Amerikan seçimleri öncesinde çok net aşının kullanımına dair de haber akışı duyacağız gibi gözüküyor ve bunun da biraz yurt dışı piyasalardaki ralliyi öyle ya da böyle yani mevcut hisseler üzerinden veya bununla ilgili bazı hisseler üzerinden özellikle borsalarda yukarı yönlü ivmeyi desteklediğini söyleyebiliriz. Aynı şekilde senin de söylediğin gibi Çin'de Amerika'nın zaman zaman sertleşmesi ama kısa süre içerisinde uzaktan da olsa diyaloğu devam etmesi ayrı bir pozitiflik en azından dünya piyasaları için geçerli. Bugün yarın Amerika tarafından önemli veri akışı var. Özellikle yarınki dayanıklı mal siparişleri ama herhalde özellikle doların değerini belirleyecek olan yine Perşembe günkü Jackson Hole'daki Powell'ın açıklamaları olacaktır. Bugüne dönersek yani içeride aslında bazı sıkıntılarımız var ama yurt dışı piyasaların çok olumlu seyretmesi en azından şu anda TL varlıkları bir noktada tutuyor. Yani o sıkıntılar açısından da bizim tabii ki işte son dönemdeki jeopolitik bir risk unsuru olması bizim özellikle enerji kaynaklarına erişimimiz içerisinde Yunanistan'la yaşadığımız tedirginlik, Merkez Bankası'nın kararı sonrasında faizi özellikle ortalama fonlamayı biraz daha geç likiditeye doğru çekerken kurun hala 7.37 seviyelerinde seyrediyor olması yani dünya piyasalarına birebir ayak uydurmak için biraz Borsa İstanbul tarafında konuşursak ve diğer TL varlıklarda geride kaldığımız söylenebilir ama teknik olarak baktığımızda tüm bu Türkiye risklerine rağmen bugün dünya piyasalarına biraz daha ayak uydurabilirsek 1100 üzerinde o kalıcılığı sağlamamız durumunda ben şöyle bakıyorum yukarı ya da aşağı 20-25 puanlık marjlarımız var. Yani 1080 seviyelerine doğru veya işte 1125-1030 seviyelerine doğru. Dolayısıyla bunun kararını verme noktasında tabii içeride alacağımız bazı aksiyonlar ve yurt dışı piyasalardaki genel görünüm sanki endeksin o ortada bir nebze pivot seviyesinde çakılı kalmasının yönünü belirleyecek gibi duruyor. Ama ben biraz daha pozitif tarafta düne benzer yukarı doğru marjlarla bugün Borsa İstanbul'da işlemlerin döneceğini düşünüyorum. Özellikle TL tarafında 7.40 şu an için bizim üst noktamız. Bunun yukarısında merkezin daha aktif bir rol alabileceği bir alana doğru geliriz diye tahmin ediyorum. Ve bugün de yani 7.35 yeni bir haber akışı olmazsa tabii ki 7.40 arasındaki o bandın devam edeceğini söylemek gerekiyor. Belki gram altın içinde kısa bir hani onsun dünya genelindeki beklentisi açısından TL varlıklarla birlikte değerlendirdiğimizde biraz önce bahsettiğimiz iyimserliğin bir süre ons altın üzerinde baskısını gördük. 1965-1970 seviyeleri geçilemiyor. Dolayısıyla burada 1920 ons altında aşağı kırılır. Kurda da 7.40'ların altında hareket devam ederse gram altın yatırımcıları için de daha aşağıda seviyelerin gerçekleşme olasılığı olabilir. Bu Çin-Amerika yakınlaşması ve özellikle aşı meselesi bence özellikle gram altın yatırımcıları tarafından kurla birlikte yakından takip edilmesi gerektiğini düşünüyorum Güzel.
Çok teşekkür ediyoruz. Tonguç Erbaş'ın görüşlerini aldık. Ahlatçı Yatırım Genel Müdür Yardımcısı. Gizem, istersen biraz borsa açılış beklentileriyle başlayalım. Cuma günkü kayıplardan sonra dünkü özellikle rakamlarda da sınırlı bir kayıp. Yani gün içinde pozitifti ama yine hafif ekside kapattık günü. Bugüne dair beklentiler ne? Küresel risk iştahındaki bu pozitiflikten faydalanabilecek miyiz? Şöyle ki bugün en azından faydalanacağımız yönde beklenti var. Çünkü dün biz açık ara geride kaldık, onu söyleyebilirim. Hem hisse senetleri piyasası için hem de TL açısından. Geride kaldığımız bir günü aslında geride bıraktık. Dün borsalar işte %1 üzerinde bir prim yaparken endeksin biz TL bazında hem de %0.13 kadar değer kaybettiğini gördük. Bugün de iştah iyi. Hem borsalar açısından bu Amerika ile Çin'in tekrar bir gözden geçirme toplantısı yapacağına ilişkin haberler, hem salgının tedavisine ilişkin biraz iyimser haber akışının yayılmış olması bugün de borsaları destekliyor. O yüzden hem bundan pay alabiliriz, bir de bu borsalardaki alıcılı havanın ne kadar kuvvetli olduğunu aslında güvenli varlıkların değer kaybedişinden de anlayabiliyoruz. Nedir bunlar? İşte altın değer kaybediyor, ABD tahvilleri değer kaybediyor. Bunlar değer kaybederken riskli varlıklar değer kazanıyorlar. Başta hisse senetleri olmak üzere. O yüzden de dünkü o geride kalmışlığımızı bugün biraz telafi etme şansımız var gibi yorumlanmış piyasa açısından. Çünkü özellikle 1100 seviyesine teknik olarak endekste atıfta bulunuyordu. Dün her ne kadar %0.13 bankaların baskısıyla beraber değer kaybıyla tamamlamış olsa bile analistlerin teknik anlamda bu atıfta bulunduğu 1100 kritik seviyesinin üzerinde bir şekilde kapanmayı başarmış olması ve bugün borsaların iştahının iyi olması, TL'nin yatay olması bugün itibariyle bizim o dünkü kaybettiğimizi telafi edebileceğimiz şeklinde sinyal verdiği şeklinde yorumlanmış vaziyette. Peki Gizem, geçelim istersen biraz buradan piyasa tarafındaki fiyatlamalara, özellikle faizler, hem hazinenin borçlanması, dün ihaleler vardı, hem de öte yandan ihale takviminde olmayan döviz cinsi bir borçlanma açıkladı. Biz bunları konuşurken sadece tabii tahvil piyasasını değil, bir o kadar yine hazine enstrümanlarından swapları ve döviz piyasasındaki likiditeyi de konuşuyoruz. Merkez Bankası'ndan da aslında likidite kompozisyonu etkileyebilecek açıklamalar geldi. Nasıl değerlendirirsin? Hem içerideki bankalar nezdindeki TL likidite kompozisyonu hem de son dönemdeki borçlanma açıklamalarını. İlk etapta iç borçlanmadan bahsedeyim. Hazine dün gerçekleştirdiği iki tane farklı ihraç vardı. 4 yıl vadede sabit kuponlu 3.7 milyar, 7 yıl vadede değişken faizli 2.4 milyar TL olmak üzere toplam hazinenin dün 6 milyar TL borçlandığını gördük. Bu borçlanmayı da ekleyecek olursak hazine dünkü ihraçlarıyla birlikte toplamda 13.3 milyar TL cinsi, 21.7 milyar TL karşılığı da dolar cinsi olmak üzere toplamda 35 milyar TL iç borçlanma sağlamış oldu. Ağustos ayının içerisinde. Ağustos ayının iç borçlanma stratejisine baktığımızda aylık hedefinde 19 milyar TL olduğunu hatırlatayım. Dolayısıyla bunun neredeyse iki katı kadar bir iç borçlanma böylece dünkü ihalelerle beraber gerçekleşmiş oldu. Nitekim bugün de programda 4 yıl vadeli kira sertifikası ve yarın da duyurusu dün yapılan 3 yıl vadeli dolar cinsi iç borçlanma takip edilecek. Bunun da duyurusu hatırlanacağı üzere dün yapılmıştı. Şimdi burada iki tane önemli konu var. Bir tanesi dünkü ihalelerde oluşan faizler piyasa faizlerine paralel, hatta biraz altındaydı. 14.07 idi galiba mesela 4 yıl vadede. 14.07, evet. Ki zaten yani 4 yıllık tahvil faizi, şu an 4 yıllık likit bir tahvil, daha doğrusu 5 yıllık yok ama 4 yıllık var. Oradaki faizde zaten 14.10'larda. Dolayısıyla aslında piyasa faizine paralel bir borçlanma gerçekleştirmeye devam ediyor. Yani bu iyimser bizim için. Bakın Eurobond, yani döviz cinsi ihraçta da şu an o vadede, yani 3 yıllık döviz cinsi getiriler yaklaşık %8'lerde, yine 7-8 bandında buna yakın bir borçlanma gerçekleştirecek mi, takip edeceğiz. Aynen öyle. Dolayısıyla bu tarafta dediğim gibi 4 yıla 14.07 faiz oluştu. 7 yıl içinde 10.2. Yani bir önceki günlük kapanışla kıyasladığımızda faizlerin piyasayla paralel olduğunu söyleyebiliriz bu noktada. Bir de fonlama kompozisyonundan belki bahsetmekte fayda var. Dün itibariyle gerçekleşen rakamlara baktığımızda, yani şunu söyleyeyim ilk etapta. Geçen hafta hatırlanacağı üzere toplantıda, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası toplantısında 8.25 olan politika faizine dokunulmamıştı. Ama likit adımlarına bir kez daha dikkat çekilmişti. Ve Merkez Bankası bir taraftan 10 gündür zaten geleneksel yöntemle beraber ihaleler açılıyor. Geleneksel repo ihalelerinin bu noktada payını arttırıyor. 10 gün üst üste açtı bu ihaleleri. Ve dün de bu ihaleyi açarken bir tane daha ibare vardı. Dünkü ihale
duyurusu yapılırken. O da diyor ki Borsa İstanbul'da gerekli görülen hallerde Borsa İstanbul bünyesindeki repo pazarlarında Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından yapılan fonlama tutarı azaltılabilecektir şeklinde bir ibare vardı. Bunun neticesinde de gördüğümüz kadarıyla dün Merkez Bankası'nın BIST repo pazarında 9.75 olan gecelik üst band faizinden sunduğu bu limitsiz arzı kısacağını anladık. Nitekim kıstı. Buradan artan miktarda 11.25'te bulunan faizi geç likidite penceresine yönlendirilmiş oldu ve bu taraftan da 1 milyar TL daha fon sağlanmış oldu. Dolayısıyla Merkez Bankası GLP'yi bir kez daha kullandı böylece. Peki Borsa İstanbul'da açıldı, %0.51 yukarıda başladık. 114 puan seviyesinden güne başladı bugün BIST 100. Şu an için Amerika vadelerinin artıda olduğunu hatırlatalım. Keza yine Asya'dan aldığımız piyasada yine pozitifti. Borsa İstanbul %0.51 yukarıda 1114 puan seviyesinden güne başladı. Haftanın ikinci işlem gününe başladı. Gizem, buradan geçelim istersen biraz şirket haberlerini, öbür tarafa ekleyeceklerin yoksa. İstersen bir de enflasyon şokunu konuşalım. Doğru, onu atladım, o da önemli. Şimdi bununla ilgili bir tane de grafiğimiz var hatta. Şöyle ki aslında tahvil tarafındaki en fazla oynaklığı ölçen bir Bloomberg grafiği vardı. Onu da ekrana rica edelim bir taraftan. Oradan da şirket haberlerine geçeriz. Şimdi küresel enflasyon şokuna kim daha duyarlı diye bakmışlar. Ve burada 10 yıllık devlet tahvilinin reel faizinin 3 yıllık ortalamadan sapmasını hesaplamışlar her bir ülke için. Özellikle dikkat etmek gerekirse bu noktada şoklara en fazla negatif yönde duyarlı olanlar Hindistan, Rusya ve Meksika olarak sıralanıyorlar. Bu yüzden bizim zaten sapmamız oldukça yüksek olduğu için son dönemdeki sapma dolayısıyla sınırlı kalıyor görece. O yüzden nitekim Türkiye'nin biraz daha enflasyon şokuna daha az duyarlı olduğunu, zaten bunun faizlerde kendisini gösterdiğini anlıyoruz. Ama Hindistan, Rusya ve Meksika Bloomberg'un analizine göre 10 yıllık devlet tahvilinin reel faizinin 3 yıllık ortalamadan sapması negatif yönde olduğu için herhangi bir enflasyon, yani artı fiyat artışına dair daha duyarlı olduğunu ortaya çıkarmış. Dolayısıyla aslında stratejik olarak yüksek faiz arayışında olan portföy yönetim şirketleri ya da hedge fonlar, gelişen ülkeleri trade eden fonlar Hindistan, Rusya gibi ülkeleri trade etmek isterlerse şu an ödedikleri faiz önümüzdeki dönemlerde artabileceği için tahvilin fiyatı aşağı gelebilir. O yüzden o ülkeler daha riskli şeklinde yorumlanmış. Türkiye ise satış yiyeceği kadar yedi aslında. Zaten o fiyatlamaların içerisinde, o yüzden daha az riskli demişler. Peki Gizem, geçelim hemen şirket haberlerine. Alkim Kimya, Karsan ve Vakıfbank'tan görüyorum öne çıkanlarda. Neler var orada söyleyeceğin? Şimdi ilk etapta Kardemir'in genel kurulu toplandı 24 Ağustos tarihi itibariyle. 27 Haziran'da hatırlanacağı üzere yeter sayıya ulaşamaması sebebiyle ertelenmişti genel kurul. 24 Ağustos'ta toplandı. Temettü dağıtılmaması yönündeki karar gibi daha önceden de bilinen konuların onaylandığı genel kuruldan beklenmedik bir karar görmüyoruz bu tarafta. O yüzden Kardemir tarafında etkisi olması beklenmeyen bir haber. Turkcell tarafında bir haber akışı var. Imtis Holdings'in, yani Rus Alfa'dan bahsediyorum, hisselerini borsada işlem gören nitelikli hisseye dönüştürmek için SPK'ya başvuru yapıldığı açıklandı. Yeni hissedar yapılanmasında %24.8'lik paya sahip olacak olan Imtis Holdings'in hisselerini borsada işlem gören nitelikteki hisseye dönüştürmek için SPK'ya başvuru açıklandı, yapıldı. Turkcell'in SEC belgelerine göre Imtis Holdings'in hisse transferinin tamamlanmasını takip eden ilk yılda Turkcell'in sermayesinin %5'ine karşılık gelen hisseyi piyasada satabilme ihtimali var. Geriye kalan %19.8'lik hisse için borsada satış, mesela bu noktada burada yorum aktarayım aslında ben, hani nasıl işleyebilir süreç. Mesela İş Yatırım demiş ki burada geriye kalan %19.8'lik hisse için borsada satış hisse transferini takip eden ilk yıl için mümkün değil. Biz bu fiyat seviyelerinden satış olamayacağını düşünmekle beraber hisselerin piyasada satılması şirket için olumsuz olabilir şeklinde yorum yapmışlar Turkcell'in bu haber akışına karşın. Bununla beraber Garanti Yatırım'ın da bir başka yorumu var. Haberi nötr olarak değerlendirdiklerini söylemişler o tarafta. Burada geçtiğimiz dönemdeki işte hissedarlık yapısına ilişkin haberlerden bahsediyorlar ama hani neticede bu bahsettiğim Imtis Holdings ile ilgili haberi Turkcell üzerinde şimdilik nötr olarak yorumladıklarını söyleyebilirim. Alkim ile ilgili bir başka haber vardı. Ankara Çayırhan'daki sodyum sülfat üretim kapasitesini 210 bin tondan 390 bin tona çıkarmak için çevresel etki değerlendirmesi, yani ÇED raporuna başvurdu. Gerçekleşmesi durumunda bu toplam üretim kapasitesinde 420 bin tondan
620 bin tona yani %45'lik bir artış anlamına geliyor. Sodyum sülfat üretiminde tam kapasite kullanımına yakın faaliyet gösteriyor Alkim. 2021 yılında devam eden yatırımın tamamlanmasının ardından sodyum sülfat üretiminin bir kısmını da potasyum sülfat üretimine yönlendirecek. Onu da hatırlatmış olayım. Bununla beraber burada da çok fazla aslında yorum geldi ama şimdilik en azından analistlerin bu yatırım süreciyle ilgili Alkim'de daha fazla detaya sahip olamamasından kaynaklı işte ne kadarlık bir zamanda gerçekleşecek, yatırım harcaması ne, ne zaman başlayacak vesaire gibi detaylar olmadığı için Alkim tarafında belirledikleri hedef fiyatı yani değerleme yaparken burada bahsettiğim haber akışını değerlemeye dahil etmediklerini görüyoruz. Dahil olursa şayet hedef fiyatlar Alkim üzerinde değişir. O yüzden bu konuya ilişkin biraz daha fazla detaya ihtiyaç olduğunu da söylemiş olalım. Şimdi birazdan reel kesim güven endeksi ve kapasite kullanım verilerini de takip edeceğiz. Terminalden de bakıyorum geldim diye ama henüz zannediyorum ki açıklanmadı oradaki detaylar. Finansal hizmet istatistikleri ve finansal hizmet güven endeksleri Ağustos 2020'ye dair gelen dünkü rapordu bu. Bugüne dair sanıyorum ki henüz açıklanmadı. Şimdi Gizem orada şimdi birazdan rakamları da karşılarız ama. Terminale girmiş güveni, bu arada. O zaman hemen göstereyim. Sana sözü vereyim. Tüketici güveninde Temmuz'da yaşanan düşüş acaba reel kesime de yansıyor mu? Şöyle ki o zaten yani çok birbirinden ayrışmış olan endeksler değiller. Ve ikisi de 3 aşağı 5 yukarı aslında aynı şeylere duyarlılar. Gelen rakamları söyleyeyim. Reel kesim güven endeksinin mevsimsellikten arındırılmış rakamı daha öncesindeki 99.4 seviyesinden 105.2 seviyesine yükseldiğini göstermiş. Mesela bu ayda aslında tam söylediğim tersi gerçekleşiyor. Şu an tüketici güven endeksinde düşüş vardır. Reel kesim güven endeksinde yükseliş var. Mevsim etkilerinden arındırılmamış rakamlarda da daha önce gerçekleşen rakam 100.7 seviyesinde. Bunun 106.2 seviyesine gelmiş olduğunu gördük ve aynı zamanda kapasite kullanım oranı da artmış. %70.7 seviyesinden Ağustos ayında %73.3 seviyesine yükselmiş olduğunu gördük. Hemen detaylarına da bakalım nasıl gelmiş olduğunu da gösterelim. Ağustos ayına İlişkin ilk etapta kapasite kullanım oranındaki rakamlara bakalım. Ekrana getirdiğim tabloda mal gruplarına göre kapasite kullanım oranları, altta da sektörlere göre var. Şöyle ki az önce bahsettiğim kapasite kullanım oranlarının mevsimsellikten arındırılmış ve arındırılmamış rakamlar zaten ilk ikisinde, altta da kırılma göre görmekteyiz. Mesela tüketim mallarındaki kapasite kullanım oranı %67.7'den %69.9'a yükselmiş Ağustos'ta. Dayanıklı tüketim malları %71.7'den %75.2'ye. Dayanıksız tüketim malları kapasite kullanım oranı bu sefer düşmüş. %68.9'a. Ara mallar %73.3'den %75.1'e yükselmiş. Yatırım malları da %69.8'den %70.7'ye yükselmiş olduğunu gördük. Her bileşende artış var. Yani kapasite kullanım oranında. Yine dayanık tüketim mallarında çok hızlı bir yükseliş olmuş. Son gelen rakamlara baktığımızda işte sanayi üretimine ve diğer göstergelere baktığımızda aslında özellikle dayanıklı tüketim mallarında başta beyaz eşya sektörü olmak üzere toparlanma çok hızlı hissedilmişti. Ağustos ayında da oradaki toparlanma dikkat çekici. Gizem reel sektör güven endeksine de istersen biraz geçelim. Orada öne çıkan grafiklerde ve kırılımla neler var? Burada da bir önceki aya göre 5.5 puanlık bir artış gördük. 106.2 seviyesine gerçekleşmiş. Özellikle son 3 aydaki toplam sipariş miktarı, mevcut toplam sipariş miktarı, yatırım harcaması, mevcut mamul stoğu ve gelecek 3 aydaki toplam istihdam miktarına ilişkin değerlendirmeler endeksi artış yönünde etkilemiş. Genel gidişat, gelecek 3 aydaki üretim hacmi ve gelecek 3 aydaki ihracat sipariş miktarı endeksi azalış yönünde etkilemiş olduğunu gördük. Ancak mevsimsellikten arındırılmış rakamlara baktığımızda burada da artış olduğunun altını çizeyim. 5.8 puan, 105.2 seviyesinde mevsimsellikten arındırılmış rakamda da artış var. Şimdi burada iktisadi yönelim anketinin toplu sonuçlarına ilişkin gelişmelerde neler olduğunu da gösterelim. Buradaki kısa oklar her biri bir önceki aya göre değişimi gösteriyor. Uzun olan oklar da yıllık değişimi gösteriyor. Yani geçen yılın Ağustos ayına göre burada gösterdiğim toplu sonuçlar neye işaret etmiş? Burada üretim hacmine bakalım mesela. Son 3 ayda katılımcılar
verdiği cevaplarda hem üretim hacminin aydan aya arttığını hem de yıldan yıla arttığını söylemiş. Ancak gelecek 3 aya baktığımızda gelecek 3 ayın üretim hacminde aylık bazda düşüş var, yıllık bazda artış var. Toplam sipariş miktarının son 3 ayda iyi geldiğini söylemişler. Mevcut durumda aylık bazda artış var, yıllık bazda düşüş var. Gelecek 3 aya ilişkin toplam sipariş miktarında aylık bazda geçen ayla kıyasladığımızda düşüş olduğunu söylemişler ama yıllık bazda artış var. İç piyasa sipariş miktarında hem son 3 ay iyi geçmiş aylık ve yıllık bazda, mevcut durumu da iyi değerlendirmişler ama gelecek 3 aya ilişkin iç piyasa sipariş miktarında geçtiğimiz aya göre düşüş var, yıldan yıla artış var. İhracat sipariş miktarında son 3 ay iyi geçmiş ama yıllık bazda yine düşüş var. Yani aslında salgın süreciyle kıyasladığımızda ihracat sipariş miktarının aydan aya arttığını görmüşüz ama geçen yılın ihracat rakamlarından daha düşük olduğunu görmüşüz. Mevcut durumda aynı şekilde ama gelecek 3 aya ilişkin değerlendirmeler tam tersine dönüyor. Gelecek 3 ayda ihracat sipariş miktarının geçtiğimiz aya göre daha düşük, daha kötümser olmasını bekliyorlar. Toplam istihdam rakamlarında her anlamda gelecek 3 ayda artış var. İyi tarafından bakabiliriz buraya ama enflasyon tarafından bu veriyi yorumlamak gerekirse burada kötü alabileceğimiz sinyaller var. Şöyle ki hem ortalama birim maliyetlerin gelecek 3 ayda hem geçtiğimiz aya göre hem de geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre artış olduğunu söylemiş katılımcılar ve satış fiyatlarına da bunun yansıdığını görmüşüz. Yani hem ÜFE tarafında hem de TÜFE tarafında yukarı yönde risk olarak algılayabileceğimiz bir iktisadi yönelim anketiyle karşı karşıya bulunmaktayız. Peki Gizem, buradan şirket haberlerine ekleyeceklerin varsa istersen onları paylaş. O zaman enerji tarafına geçelim. Çünkü hafta başından itibaren konuşuyoruz. Geçen hafta başından itibaren fiyatlamalar nasıl olur, beklentiler ne diye. Cuma günü 320 milyar metreküplük doğalgaz rezervi açıklandıktan sonra da etkilerini yorumlamaya çalışıyor uzmanlar. Tabii ki bir enerji uzmanları var ki sözü onlara bırakmak lazım aslında. Bizim de bu konuda uzmanlık alanımız olmadığı için bir yere kadar yorumlayabiliyoruz ki dün Fatih Birol aslında çok değerli görüşlerini paylaştı bizimle. Burada Bloomberg HES ekranlarında açıl sezene. Bir de konunun analistlerin yorumladığı çerçeveden borsada halka açık şirketlere etkisi var. Şimdi Gizem, yıllardır konuştuğumuz şey işte cam, çimento gibi sektörlerde önemli bir girdi maliyetini oluşturuyor doğalgaz. Dolayısıyla başta bu sektörlere önümüzdeki süreçte fiyatlar azalırsa tabii ki pozitif katkısı olacak ama başka neleri öne çıkarıyor analistler? Şimdi İş Yatırım bununla ilgili çok detaylı bir raporu var. Bunun Türkiye ekonomisi açısından makroekonomik anlamda da net katkı yapacağını hesaplamışlar çeşitli varsayımlar altında. Ama istersen hani süremiz kısıtlı, biz ilk etapta şirketler özelindeki etkisine bakalım. Şimdi doğalgazın toplam hangi halka açık şirketler için maliyetlerdeki payı ne ve elektrik üretimindeki payı ne diye bir bu yazdıkları raporu videoya dönüştürdüğümüz bir şey var. Şimdi o geliyor ekrana zaten yavaş yavaş. Bakalım kısaca. Şişecam'ın maliyetleri içerisinde doğalgazın payı %12. Aynı oran Petkim için %7 civarında. Tüpraş'ın doğalgaz maliyeti üretim maliyetlerinin yaklaşık %3'üne denk geliyor. Enka İnşaat'ın toplamdaki kurulu gücüne bakarak 3 adet doğalgaz santrali var. Mevcut FAVÖK katkısından negatif olduğunu söylemişler. Türkas'ın amorta RWE olan 800 megawatt kurulu güce sahip şirkette %30 payı bulunmakta diyorlar. Odaş Enerji'nin 340 megawatt kömür santraline ilave olarak Urfa'da 140 megawattlık doğalgaz çevrim santrali bulunuyor. Ak Enerji'nin toplam 1224 megawatt olan kurulu gücünün 904 megawattlık kısmı doğalgaz santralinden oluşuyor. Sabancı Holding'in iştiraki Enerji Sağ Üretim 1583 megawatt kurulu güce sahip 3 adet doğalgaz santrali işlettiğini hatırlatmışlar. Bu şirketler doğalgaz tarafından doğrudan doğruya etkilenebilecek, olumlu olumsuz yönde etkilenebilecek olası şirketler. Şöyle ki bir de işin makroekonomik boyutundan da bahsetmeye çalışayım. Şimdi TPAO tarafından yürütülmesi beklenen proje için iş yatırım 3-4 milyar dolarlık toplam yatırım yapılacağını varsaymışlar. Yatırımların yaratacağı iş hacmi, ekonomik katkısı ve oluşturacağı bilgi birikimi dikkate alındığında sadece harcama boyutuyla değerlendirilmesi gerektiğini düşünüyoruz demişler. Hesaplamalarına göre 200 dolar bölü 1000 metreküp doğalgaz fiyatı varsayımıyla projede yaratılacak toplam ciro 64 milyar dolar oluyor. Rezervin 2023 yılından başlayarak 15 yılda
tüketileceğini varsaydık, 2025 yılında platoya ulaştığında yıllık gaz üretimini 22,5 milyar metreküp olarak tahmin ettik. Bu toplam gaz üretiminin, doğal gaz üretiminin %40'tan fazlasının bu bölgeden karşılanabileceğini işaret ediyor demişler. Hesaplamalarına göre doğal gaz ithalatında 2025 yılında 4,5 milyar dolar tutarında bir tasarrufa işaret ediyor. Bu da bizim milli hasılamızın, daha doğrusu iş yatırımının o dönemki milli hasıla tahmininin %0,5'ine tekabül ediyor. Üretim miktarını hesaplarken Türkiye'nin 2025 yılına kadar sona erecek doğal gaz alım kontratlarını da dikkate almışlar. Onu da söylemiş olayım. Ve yine şirketler tarafına bakalım. Projenin hem paçal hem de doğal gaz alım maliyetini düşürmesi hem Türkiye'nin yeni kontratlarda pazarlık gücünü artıracak olması önümüzdeki yıllarda Türkiye'de doğal gaz fiyatlarını baskılayabilir demişler. Bu üretimde doğal gaz kullanan sanayi şirketlerini ve doğal gazdan elektrik üretimi yapan firmaların maliyetleri olumlu etkilenecek demişler. Nitekim az önce videoda zaten bu detaylar vardı. Öte yandan elektrik fiyatları için önemli bir belirleyici doğal gaz fiyatları. Burada baskı oluşması serbest piyasada elektrik fiyatlarında da benzer yönde aşağı yönde baskı oluşturabilir. Bu proje kapsamında yapılacak yatırımlar ve ileriki dönemde arama faaliyetleri sonucunda yapılacak yatırımlar bu alanda uzmanlaşmış Tekfen gibi taahhüt şirketlerine yeni iş imkanları yaratabilir şeklinde bir potansiyel değerlendirmişler. Gizem çok teşekkürler aktardıkların için. Şimdi bilanço sezonu da sonuna geldik. Orada da genel rakamlar ne? Kim beklentinin altında kaldı? Kim daha pozitif sürpriz yaptı? Onu da istersen yarın paylaşalım. Aynen, yarın tablolarımız vardı ve burada piyasa masasını sonlandırıyoruz. Hoşçakalın.